Konuşmasını yapmak üzere Öncü Mali Müşavirler Grubu adına Sayın Serdar Özkan'ı kürsüye davet ediyorum. Çok kıymetli meslektaşlarım, Türkiye Mali Müşavirler Hareketi Platformu'nun başkanı Sayın İbrahim Aker'le uzun zamandır görüşüyoruz, kontak halindeyiz. Yaptığı çalışmaları, çalıştayları uzaktan da olsa takip ediyoruz. İki toplantısına grup olarak temsilcimizi gönderip amaçlarını, ne yapmaya çalıştığını takip ettik. Ve uzun zamandır da aslında bu çalıştayın İstanbul'da yapılmasını görüştük. Ama mesleki yoğunluk ve konjonktür bugüne kısmet etti. Öncelikle bu toplantıya katılmanız ve toplantıya katkı sunan başta meslektaşımız, belediye başkanımız Sayın Muammer Keskin'in katkıları ve bizler de sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Tabii böyle kozmopolit bir toplantıda değişik yapılar, değişik frekanslar olunca divanda bazı eksikliklerimiz de olabilir. Aramızda İstanbul Katılımcı Grubu, İstanbul Değişim Grubu'nun temsilcileri, Şişli Mali Müşavirler Derneği'nin başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Kadın Mali Müşavirler Grubumuzun yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ve bizlerin de adlandığı kişiler olabilir. TÜRMOB Denetim Kurulu üyemiz Nevzat Bey, Çorum ve İzmir'den yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımız. Hepiniz hoş geldiniz. Birlikte olmaktan grup olarak mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İçinde bulunduğumuz durum sıkıntılı bir durum. Memlekette sıkıntı zaten hiç bitmiyor ama önümüzde yaklaşık bir ay sonra mesleğimizin bundan sonraki 3 yılını konuşacağımız bir süreçteyiz. Ve buraya katılan değerli meslektaşlarımızın bildiğim kadarıyla çoğu delegelerden oluşuyor. TÜRMOB'da yapacağımız tercih veya alacağımız tavır, önümüzdeki 3 yılın planlaması, elimizi nerede taşın altına koymamız gerektiği ve bunların da ötesinde değerli başkanım Muammer Keskin'in de ifade ettiği gibi birlikte yaşamayı, birlikte üretmeyi ve hep birlikte bu mesleği şekillendirmeyi artık bir şekilde öğrenmenin zamanı geldi ve geçiyor. Ben zihniyetinden artık bu yapının kurtulması gerekiyor. Bununla ilgili buradaki biliyorum ki bütün arkadaşlarım kendi çapımızda emekler veriyoruz, bedeller ödüyoruz. Ki bu meslek bugün ya da yakın tarihte bir yerlere gelsin ve bundan sonraki süreçte bizden sonraki meslek daha yapılabilir, daha pozitif, daha kazancı yüksek bir meslek olarak bırakmanın gayreti içerisindeyiz. Ama önüne geçemediğimiz ben olgusunun ya da grupçuluk olgusunun maalesef bu mesleğe yaşattığı sıkıntılar fazlasıyla bugün artık taşınamaz bir hali almış durumda. Ben grup olarak aslında görüşlerimizi daha sonraki konuşmalardan sonra aktarmak isterim müsaadenizle. Öncelikle sizlere bir hoş geldin demek istedim. Buradayız. Toplantı altı desek de bütün arkadaşlarımız istediği kadar konuşabilir. Salon bizi buradan bir ortak paydayla, ortak hareketle ya da ortak bir fikirle çıkmayı arzu ederiz, arzu ediyoruz. Bunun vereceği güç, bunun vereceği dayanışma bu mesleğe ve bizlere bir duruş kazandıracak hepimize ve sonucunun da mesleğimiz adına faydalı ve sağlıklı olacağını umuyor ve düşünüyorum. Hepinize katılımınızdan dolayı ben de teşekkür ediyorum. Bir eksik, bir ihtiyaç olması durumunda buradayız. Toplantımızın
faydalı olmasını mesleğimize ve meslektaşımıza diliyorum. Çalıştay'ın başarılı geçmesini diliyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Sayın Serdar Özkan'a konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Konuşmasını yapmak üzere Konya ilimizden Kemal Sağıl Bey'i Türkiye'de hazır edelim. Değerli meslektaşlarım, değerli katılımcılar. Ben konuşmamı yapmayacağım ama toplantının verimli geçmesi açısından eksen kayması olmasın diye bir çerçeve çizmeye çalışacağım. Serdar